Merhabalar, merhabalar. Karamelin Bahçesi. Efendim bugün neredeyiz? Bugün Ergene'deyiz. Atatürk Evi, Ergene Belediyesi'nde. Çok güzel bir bina, harika bir yer. Bugün gezmeye geldik. Allah kısmet ederse Selimiye'yi gezeceğiz. Şöyle bir bakalım, gezelim istedim. Çok güzel bir bina. İğde ağaçları var içeride. Şöyle. Çok güzel. İçeriği çok güzel peysaj düzenlemişler. Harika bir bina. Kapısı şurada. Şöyle geçelim. Özellikle etrafından çekmek istedim. Binanın güzelliğini görmenizi istedim. Şöyle. Çok güzel. Burası otoban kenarı olduğu için çok fazla ses var. Bakar mısınız? Çok güzel atamızın. Otobandan geçerken gördük, hemen durduk. Çok güzel. Güzel bir peysaj yapılmış. Harika ağaçlar var. Güller açmış geçmiş. Bir tanecik kalmış şöyle. Minik, minnoş. Tabii açtığı zaman burası komple. Ortada çok güzel bir çamımız var. Gene güller. Ergene Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Böylesini güzel bir yer yapmış. Efendim. Şöyle evin mimarisi çok güzel. Görüyorsunuz bitkileri. Güller açtı geçti ama emin olun ilkbaharda bütün coşkusuyla muazzam bir şekilde burada. Bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer. Biz tesadüfen gördük burayı. Şöyle girebilir miyiz bilmiyoruz. Merhaba. Ziyarete açıklıyorum. Girebilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür. Şöyle galoş giymenizi rica edeceğim. Arkadaşlar galoş giyeceğiz. Anadolu'da ve Trakya'da tarım kültürüne ve hayvancılık kültürüne, yerel yaşama bu bitkin içerisinde canlandırmayla yer vermeye çalıştık. Arkadaki bitkinlerde görmüş olduğunuz yine dönem fotoğrafları, orijinal albümler ve Atatürk'le ilgili bir ana... Görmüş olduğunuz, gezmiş olduğunuz yer tipik Rumeli evidir. Mimari planına sadık kalınarak belirgin inşa edilmiştir. Toplam giriş katla birlikte 3 kattan oluşan evin ara katının Atatürk'ün doğduğu ve Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi'nin yaşadığı döneme ait özelliklerle birebir canlandırmaya çalıştık. Burası dönemsel mekanda canlandırma yapmış olduğumuz ara katımız. Bir Rumeli evinin şu anda içindesiniz. Atatürk'ün doğduğu evin şu anda içindesiniz. İçinde bulunduğumuz alan sopalık. Burada iki adet vitrinimiz mevcut. Biri büfe, biri vitrin tarzında. Antikadır her biri. İçinde yine bulunan objelerin tamamı antikadır ve dönem özelliği arz etmektedir. El işi örtüler, kadehler, cam bardaklar, mini içki kutular, ipekli kumaşlardan iğne oyasıyla yapılmış olan para keseleri yine dönem özelliği arz eder.
Küçük mütevazi bir mutfakta dönemin tüm kullanılan mutfak eşyalarını görmektesiniz. Bakır kaplar, dibekler, kaymak makineleri, tencereler, değirmenler, raf tabaklıklarla mutfağımızı dönemin özellikleriyle bezetmeye çalıştık. Yine sopalıkta Zübeyde annemizi görmektesiniz. Dini bütün bir hanımefendi ve duasını okumakta bu şekilde tasvir ettik. Hemen sağ taraftan Ali Rıza Efendi'nin çalışma odası ve oturma odası olarak kullanılan alan sizi karşılıyor. Yine buradaki objeler de orijinal olup özellikle çalışma masasındaki aydınlatma lambaları, duvardaki saat, masanın üstündeki Osmanlıca efemere bilgi ve belgelerin tamamı dönem özelliği arz eder ve orijinaldir. Yatak odasına geçtiğimizde ise Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği olan yatak odası ve burada da dönemin özelliklerine sadık kalaraktan, gerekli araştırmaları yaparaktan en yakın objeleri, hatta birebir özellik taşıyan objeleri bağışlarla ve satın alma yoluyla envanterimize dahil ettik. Bu müzede en önemli, diğer müzelerden ayıran en önemli özelliklerden biri müzenizin tamamında 12 tane silikon heykelin olması. Ve bu silikon heykellerin içinde en belirleyici ayraç ise az önce Ali Rıza Efendi'nin yanında duran Mustafa Kemal, küçük Mustafa. Tabii ki Mustafa Kemal'in herhangi bir küçüklük fotoğrafı ve resmi yok. Ancak yazılı kaynaklardan elde ettiğimiz tasvirler, özellikle Sarı Zeybek belgeselindeki ince yüzlü, sarı saçlı, mavi gözlü, küçük zayıf çocuk tasvirinden yola çıkarak böyle bir canlandırma ile Mustafa Kemal'in hayatını çocukluğundan ölümüne kadar, vefatına kadar ki tüm hayatını kronolojik şekilde bu müzede anlatmaya çalıştık. Sizlere şimdi bir üst katı alacağım. Şu anda yaşam katından bir üst kata çıkıyoruz. Anlatımımız burada kronolojik olarak başlıyor. Mustafa Kemal bulunduğumuz katta doğdu. 7 yaşına kadar bu evde yaşadı. Babası rahmetli olunca annesi bazı maddi sıkıntılıklardan dolayı evi satmak zorunda kaldı. Dolayısıyla küçük Mustafa bu evle yine yaşlarında, 8 yaşlarında vedalaştı. Ve Mustafa Kemal'in yatılı okul hayatı, askeri hayatına adım atacağı askeri eğitim hayatı başladı. Size şöyle kronolojik şekilde anlatmaya devam edeyim. Şu anda karşımızda görmüş olduğunuz yeni bir silikon heykel çalışması olup Mustafa Kemal'in Osmanlı zabiti genç bir subay iken ki tasviridir, yatılı okumuştur. Yanındaki bavul da bu yatılı hayatını, evinden uzak yatılı eğitimlerini tasvir etmektedir. Yine askeri hayatına geldiğimizde karargah odasında kurmaylarıyla birlikte Kuvayi Milliye ordularına katılan ve milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal'i görüyorsunuz. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, İsmet İnönü önemli kurmaylarından. Bu objede, yani bu odada görmüş olduğunuz bütün objeler orijinaldir. El yazması Kur'an-ı Kerim, harita üzerindeki çalışmaların içeriğinde bulunan haritaların tamamı ipekli kağıda el çizimdir. Yine karşıdaki bayrak Cumhuriyet'in ilk ilanı ile birlikte el dokumu olup bizzat el dikişiyle yapılmış olan bir bayraktır. Yerlerde görmüş olduğunuz mermi kovanları ise Çanakkale muharebelerinden tarafımıza bağış yapılmış olan objelerdir. Cumhuriyet'in ilanı sürecinde büyük bir mücadele veren ve en büyük mücadelenin de Çanakkale cephesinde verildiği Kurtuluş Savaşı döneminde takdir edersiniz ki startı Samsun'da veriyoruz. 1915 yılında atamızın Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadele başlıyor. İşte bu sürece vurgu yapmak adına da Bandırma Vapuru'nun maketini burada sizlerle buluşturuyoruz. Ve Kurtuluş Savaşı'na muvaffak olan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı elbette Cumhuriyet coşkusuyla Cumhuriyeti ilan ediyor. Şu anda gireceğimiz oda ilk meclisin birebir canlandırmasıdır. İçeriye girebilir, sıralara oturabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk şu anda mebuslarına sesleniyor ve Cumhuriyeti ilan ediyor şekilde tasvir ettik. Çalışmamızın ne kadar orijinaline sadık kalınarak yapıldığının bir vurgusu olarak da şu kapı üstündeki fotoğrafa bakarsanız meclisi birebir yapmaya çalıştığınızı göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca birçok
kitabı kaleme aldığını biliyoruz. Ancak bunların içinde en önemli eserlerinden biri Nutuk'tur, söyleyebilir. Osmanlıca ilk baskılardan nadir bulunan kondisyonda Nutuk şu anda Ergene Belediyesi Kültür Envanterinde. Yine diğer bir fanusumuzun içinde de Cumhuriyetimizin tapusu olan tüm dünya devletleri tarafından tanınmamızı sağlayan Lozan Anlaşması'nın Osmanlıca nadir kopyalarından biri yer almakta. Genel çocuklarımızın daha iyi aydınlanması ve bu meclisin ne kadar önemli kararların altına imza attığını görmeleri, bu meclisin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mihenk taşı olduğunu anlayabilmeleri adına Cumhuriyet'in ilan konuşması, meclisin kuruluşu ve Cumhuriyet tarihi boyunca imza altına alınan uluslararası anlaşmalar, bu mecliste seçili ve uluslar listesi ve en önemlisi de bu mecliste alınan en önemli kararları burada sizlerle buluşturdum. Yine duvarlarda Atatürk'ün sivil hayatıyla ilgili fotoğrafları da görmektesiniz. Meclisimizin içini yapmışken dışını da yapalım dedik. Dolayısıyla meclisimizin bir model maket çalışmasıyla anlatım bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Olur da Ankara'ya yolunuz düşerse mutlaka ilk meclisi görmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Bir müzedir. Yine vitrin içerisinde görmüş olduğunuz objeler Atatürk'ün yaşadığı döneme ait ve benzer özellikleri taşıyan, dönem özelliği taşıyan nadir antika objelerdir. Arkadaşlar, ben şu an hiçbir şey söyleyemedim. Gerçekten gözlerim doldu, ellerim titriyor. Zaten çekimden de anlıyorsunuz. Bu kadar en son şeyde duygulanmıştım. Anıtkabir ziyaretimde duygulanmıştım. Yine bu vitrinde Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale Muharebeleri cephesinde bizzat askerler tarafından kullanılan orijinal çarıklar, savaş borazanı, matara, ki mataranın Osmanlı mührü ve kılıfına kadar günümüze kadar orijinal gelmiştir. Dürbün, efemere belgeler, dezenfekte şişeleri, matara ve bakır yemek kaplarıyla buradaki savaş vurgusuna ve zorluklara değinmek istedik. Banyo bu kattaki planımızın vazgeçilmez bir parçası. Aslında kronolojik olarak bir alt katta olması gerekirken planda böyle olduğu için banyomuzu sizinle burada buluşturuyoruz. Yine içindeki objelerin her biri dönem özelliği taşıyan objeler 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı malzemeleridir. Hamam tasları, beşlemayler, ibrikler ve sağ tarafınızda yaklaşık 200 yıl geçkin orijinalliğini koruyan bir ayna var duvarda. Bunlar nadir parçalarımızdan. Arkadaşlar, inanın gözlerim dolarak hanımefendiyi dinledim. O anlatırken ellerim titredi. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Biz normalde ben çiçek bahçeleri çekiyorum. Ama Atatürk, yani hayranlık demeyeyim de böyle bir aşk diyeyim size. Çanakkale'ye de gittik biz oğlumla, Anıtkabir'e de gittik. Tesadüfen otobandan geçerken o yazıyı gördük ve şey dedik. Ay bir bakalım. İnanın buranın biz bir böyle bir müze olduğunu, efendim atamıza dair bu kadar bilgi, ben neden gelmemişim ve neden şimdiye kadar böyle bir yerin varlığını fark etmemişim, şu an inanın kendime kızıyorum. Hakikaten yani şu an kendime çok kızıyorum, ben nasıl böyle bir yeri, yani çok güzel. Arkadaşlar, hepsini teker teker çekmeye kalksam, her belgeyi, her bilgiyi, inanın ben buradan herhalde bir hafta falan sürer. Yani şu koleksiyona bakın, yani atamızın bilmediğimiz o kadar çok güzel yönü, o kadar çok bilgi, belge, çok başka. Yani Anıtkabir'e de gittim. Anıtkabir, sözünüzü valla kesiyorum. Anıtkabir'de buradaki kronolojik anlatımımıza noktayı koyduğumuz yer. Evet. Aşağıdan doğduğu kattan başladık. Okul hayatı, eğitim hayatı, askeri hayatı, cumhuriyeti ilanı, devlet adamlığı ve en sonunda sonsuz yolculuğa uğranış. Evet, kalbimizde kendisi. Çok teşekkür ederiz. Size ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Yani bu kadar emek, bu kadar hizmet. Arkadaşlar, hoşça kalın. Bugün çok başka bir yerdeyiz. Çok maneviyatın yüksek olduğu, gururun ve aynı zamanda hüznün kendisini
kaybetmiş olmamızın, atamızın hem hüznü hem gururu, inanın yani şu an tüylerim diken diken oldu ve kameradan fark ediyorsunuz, ellerim titriyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Gene atamızla kapatıyoruz. Hoşça kalın.